Günaydın herkese, merhaba. Ben Kübra Par, Açık ve Net'teyiz. İstanbul seçimi sürecinde bir siyasi isim vardı ki onu her gün yaptığı, hemen hemen her gün yaptığı açıklamalarla izliyorduk. Ben de Açık ve Net'te kendisini konuk etmiştim. Kimden bahsediyorum? Özellikle Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tartışmalardan da çok yakından tanıdığımız Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. Tevfik Bey, sizinle daha önce bir program yaptık. Seçimler iptal edilsin istiyordunuz. İptal edildikten sonra edilmişti. Evet. Siz neden edilmesinin doğru olduğunu anlatıyordunuz o günlerde. Seçimler iptal edildi. Seçim yenilendi. Kaybettiniz 9 puan farkla. Bugün olsa yine iptal edilsin diye o günkü gibi canı gönülden savunur muydunuz, yoksa bugün pişman mısınız? Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum ve Perşembe günü yaşadığımız depremden dolayı herkese geçmiş olsun diyorum. Evet, onu da konuşacağız. İsterseniz bir düzeltmeyle başlayalım. Hı-hı. Seçimlerin iptal edilmesi için savunmamıştım. Seçimler iptal edildikten sonra niçin iptal edildiğini anlatmıştım burada. Çok iyi hatırlıyorum. AK Parti hiçbir zaman için... Ama sonuç olarak yok, AK Parti hiçbir... doğru bir karar olduğuna inanıyordunuz o gün. Bugün hukukun, de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Şöyle, hukukun verdiği bir karar. Yüksek Seçim Kurulu bir karar vermiş. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bir karar çerçevesinde bizim Yüksek Seçim Kurulu yanlış karar verdi demek ki bir fanteziye sahip olabilir miyiz? Ama sizin biz pek orada, çok itirazınız olmuştu bizim, Yüksek elbette, Seçim Kurulu'na. İtirazımız oldu ve itirazımızdan sonra tam hukuksuzluk söz konusu olduğunu Yüksek Seçim Kurulu karar verdi. Biz de burada bu tam hukuksuzluğun gerekçelerini konuştuk. Bu tam hukuksuzluğun gerekçelerini konuşarak girdik. AK Parti hiçbir zaman için seçimin yenilenmesi konusunda bir müracaat olmadı. Dikkat ederseniz AK Parti'nin temel müracaatı neydi? Oyların yeniden sayılmasıydı. Oyların yeniden sayılması kabul edilmeyince seçimin iptaliyle ilgili tam hukuksuzluğa müracaat yapıldı ve sonuç bu noktaya geldi. Pişman mısınız? Bugün olsa yine aynı şeyleri savunur musunuz? Şöyle bir şey keşke var. Seçim iptal edilmeseydi. Şöyle bir şey var. Bu kadar fark olmasaydı diyor. AK Parti Türk siyasi hayatında milli iradeyi en hassas çizgide takip eden ve değer veren bir siyasi harekettir. Seçimin sonuçlarını hiçbir zaman için AK Parti kazanmak ya da kaybetmek olarak değerlendirmez. Seçimin sonuçlarını değerlendirirken eğer siz üzerinize yüklenen sorumlulukları ya ödevinizi alırsınız ya dersinizi alırsınız. Bu anlamda baktığınızda biz üzerimizdeki sorumlulukların ne olduğunu anlamaya, ne olduğunu ölçmeye çalışırız. Bu açıdan meseleyi demokrasinin sonuçlarını kazanmak ya da kaybetmek olarak değil, sorumluluklarınızın hangi noktaya tarif edilir olarak bakmak gerekir. Bugün İstanbul seçimleri sonuçlarında İstanbul halkı bize demiş ki size denetimi ve karar organını size veriyoruz. Siz İstanbul'u siz denetleyeceksiniz. Karar organı size aittir. İstanbul'un denetimi de size aittir. Biz şimdi bu sorumluluğu yerine getirmek üzere hazırız ve bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Peki sizin siz nasıl görüyorsunuz? Halk size niye böyle dedi? Niye seçimde böyle bir fark çıktı? Analiz ettiğinizde şöyle sakince şimdi ne görüyorsunuz? Bu şöyle bir şey var. AK Parti İstanbul seçimi? Bunun bir sürü sosyolojik nedenler olabilir, kültürel nedenler olabilir, siyasal nedenler olabilir. Şimdi bugün artık seçimin üzerinden 3 ay geçmiş. 3 ay geçtikten sonra bu tabii parti içerisinde kendi değerlendirmelerini partimiz yapar. Buna göre kendi revize etmesi gereken belki alanları revize eder. Belki AK Partili mesajı doğru aldınız mı diye merak ediyorum. Revize etmesi gereken alanları revize eder. Netice itibariyle İstanbul halkı bir karar vermiştir. Bize düşen İstanbul halkının vermiş olduğu bu karara saygı duymaktır. İstanbul halkının vermiş olduğu bu karara saygı duyarken biz niye böyle bir sonuçla karşılaştık diye tabii ki kendi içerimizde bir çek yapıp değerlendirme yapıp gördüğümüz eksik ve aksaklıklar söz konusu ise bununla ilgili telafi edici yöntemler, telafi edici metotlar tabii ki ortaya koyar AK Parti. Her gün kendisini yenileme kabiliyeti olan ve her gün kendisine yeni bir kabiliyetle yenilenip heyecanlandırma imkanı sunan bir partidir. O açıdan 23 Haziran seçim böyle olmuştur. Halk böyle karar vermiştir. Demokrasinin milli idarenin tecellisi böyle olmuştur. Şimdi bize düşen göre bu tecellinin gereğini yerine getirmektir. Bu çerçevede varsa bizim siyasi anlamda revize etmemiz gereken, varsa üzerinde durmamız gereken konular partimizin yetkili organları, karar organları. Bunlar üzerine günlerdir tartışıyoruz. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla teker teker görüşmeler yaptı, değerlendirmeler yaptı. Ortaya bir değerlendirme fotoğrafı çıktı. Bu değerlendirme fotoğrafı çerçevesinde şimdi o çıkan fotoğraf resmediliyor. İşte yarın biliyorsunuz yarın şeyde Kızılcamam'da 3 günlük bir kamp var. Orada muhtemelen bu sonuçlar değerlendirilecektir. Yani
AK Parti'nin siyasal süreçte, bu 18 yıllık süreçte bütün seçimlerde başarıya çıkıp kendisini güncellemesi sonuçları okuyabilmesindendir. Tam da bunu sormaya çalışıyorum. Okuyamamış olsaydı Allah korusun geri sayardı. Okuyabildiği için kendini yenileme, kendisine yeni vizyon çizme imkanına sahip. Siz Esenler'de pek çok seçim kazandınız. Oradaki başarınız da aslında bugün buradasınız. Ben peki sizin görüşünüzü sorsam, Tevfik Göksu bunu nasıl okudu? Sonuç açıklandı. Yoksa niyetim evet. Yani biz tabii ki gazeteciler olarak siyasetçilerin kendi partilerini eleştirmesinin gündem yarattığını biliyoruz. Ama bu perspektiften sormuyorum. Önce hakikaten şunu, samimiyetle önce siz nasıl okudunuz onu merak ediyorum. Önce şunu söyleyeyim. AK Parti'nin oylarında bir düşme söz konusu değil. Karşı taraftaki bloklaşmanın fazla olmasından. Mesela Esenler'de ben 2009 yılında %47.8 İlk seçimle ikinci seçim arasında AK Parti'nin oyu düşmedi. Geleceğim. Yani 47.8 31 Mart. Hemen söyleyeceğim nasıl olduğunu söyleyeceğim. 47.8'de seçildim 2009'da. 2014'te %62.3, 2019'da %66 ile seçildim. Yani yükselerek seçildi. Sizin Esenler üzerinde. Evet, yükselerek seçildi. Büyükşehir oylarımız da öyle. Biz en son seçimde %62 almıştık. Binali Başkanımızın aday olduğu 31 Mart'taki seçimde %64 aldık. Sonrası şey nedir? Bakın sonrasında şu vardı. 365 bin tane iptal oy vardı. 365 bin tane iptal oy vardı değil mi 31 Mart'ta? Büyükşehir seçimlerinde İstanbul genelinde 365 bin tane oy vardı. 222 bin tane küçük partilere giden oylar vardı. Bu küçük partilere giden oylar, 365 bin iptal oyların hepsi ne oldu? 222 bin oyun. Sadece Saadet Partisi olan 40 bin civarında bir oy aldı galiba Saadet Partisi. Gerisi öbür tarafa geçti. Geçince zaten otomatikmen bir taraf yükselince bir taraf düşmüş oldu. Yani sayı olarak, kümülatif olarak AK Parti'nin önünde bir düşme yoktur. Yüzdelik dilim o iki baremin oraya geçmesiyle artış. Tevfik Bey, sizi ikinci seçimde size kızıp oy vermeyen AK Parti seçmen de bizi izliyor olabilir. Onlar belki mutlaka izliyor daha olabilir. Sahici yorumlar istiyor yok, daha olabilirler. Sahici, yok gayet sahici. Şimdi şöyle düşünün. AK Parti milletçi bir matematik değil mi? Sandıktan bir sayı çıkıyor değil mi? Ve sayıya göre yüzdelik dilimler ortaya çıkıyor. Benim sorduğum işin matematiği değil, sosyolojik tarafıydı. Şimdi bizim seçim sonuçlarımızı etkilemez açısından baktığımızda özellikle Suriye meselesinde İstanbul seçmeniyle ilgili tamam, çok ciddi, ciddi bir karşılık meselesi oldu ve yani bu konuda Suriyeliler, Suriyeli sığınmacılara kızıyorlar. Bu konuda bizden çok anlamlı ve farklı cevaplar belki beklediler. Belki onda karşılık bulamamış olabilirler. O açıdan bir değerlendirme belki sosyolojik olarak yapabiliriz ama matematiğe baktığımızda AK Parti'nin önünde düşme yok. O günlerde çok tartışılan bir şey de bu Trabzonlular polemiydi. Aslında o konuşmayı bu arada siz biz yayını yaptık. Bizim programdan sonra katıldığınız bir programda yaptınız. Seçim sonucu böyle çıkınca bu Trabzonlular polemiği de bize çok kaybettirdi. Trabzonlu hemşehrilerimiz bize kızdılar ve Ekrem Bey'e oy verdiler dediler. Siz de katılıyor musunuz? Bu anlamda bir, dakika, bir pişmanlık önce var. Önce söyleyeyim. Bir Trabzonlular polemiği benim tarafımdan çıkartılmış bir polemik değil. Bakınız benim hiçbir cümlemin hiçbir yerinde Trabzon ifadesi geçmiyor. Sadece Sayın Başkan onu manipüle etmek istedi. En son bir başka kanalda... Pontus demeniz, Ekrem Bey'in Trabzon'un oluşundan dolayı bir karmaşa yaşandı o günlerde. Hiç benim ağzımdan Pontus kelimesi duydunuz mu? Hayır. Benim cümlemde Pontus var, ne Trabzon var. Sadece ve sadece bir manipülasyon yapıldı orada. Ve Sayın Aday da bir başka Ahmet Hakan Bey'in programında... Orada bir biliyorsunuz tartışma söz konusu oldu. Sonra Ahmet Hakan Bey ile beraber konuşmamı dinliyorlar ve evet dememiş diyor. Ama o gün işine geldiği için kullanmaya devam etti. Peki siz siyasi iletişim açısından o günleri doğru yönettiğinizi düşünüyor musunuz? Ve bir bunun kampanya, seçim sonucuna sizce etkisi oldu mu? Şimdi o bir kampanya süreci. Ben olduğunu düşünmüyorum. Yani Trabzonların size kızıp Ekrem Bey'e oy vermesi gibi bir durum olmamış. Bakın orada eğer hakikatle davranılacaksa, hakikatle davranılacaksa zaten benim böyle bir ifadem yok. İkincisi benim gibi bir siyasi kültürden gelmiş insanın ne mikro ne de makro milliyetçilik yapmak gibi bir siyasal düşüncesi olabilir. Bir de benim inançlarıma aykırı. Benim ağzımdan böyle bir kavram çıkmış, ne böyle bir ifade çıkmış, ne böyle bir deyim çıkmış. Böyle bir ifadem yok benim. Ben sadece o gün yerel gazetede çıkan bir manşet var. Bu manşeti soruyorum. Diyorum ki siz bu manşet Yunanistan'da sizinle ilgili böyle bir manşet atılmış. Niye buna cevap vermiyorsunuz? Söylediğim cümle bu.
Şimdi İstanbul Belediye Meclisi'ndeki konuşmaların canlı yayınlanması bizim siyaset hayatımızda tıpkı Büyük Millet Meclisi'ndeki olduğu gibi şimdi İstanbul Belediye Meclisi'ndeki tartışmalar izleniyor ve bayağı tansiyonlu geçiyor toplantılar. Karşılıklı atışmalar biz de izliyoruz. Peki bu tansiyon hep böyle devam edecek mi? Hep böyle bir tartışmalarla mı geçecek meclis? Yoksa bir süre sonra sakinleşir mi? Şimdi şöyle bir şey, tartışma nereden başlıyor? Önce oradan başlamamız lazım. Konuları tek tek soracağım. Hayır, son yani, tartışmalar ama atmosferi soruyorum. Şöyle, tartışma nereden başlıyor? Önce oradan başlamamız lazım. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ne tartışılması gerekir? İstanbul tartışması lazım, evet. Değil mi? İstanbul'un ulaşımı, deprem, İstanbul'un kültürü, İstanbul'un sanatı, İstanbul'un tarihi. Bakın, önce şu meseleyi çok net bir şekilde ortaya koymamız lazım. İstanbul dünyada en gizemli şehirdir. İstanbul dünyada küresel rekabeti olan bir şehirdir. Tokyo'nun gündemi neyse, Paris'in gündemi neyse, Londra'nın gündemi neyse, İstanbul'un gündemi de olması gerekir, değil mi? Paris'te, Londra'da, New York'ta, efendim dünyanın en önemli kentlerinde gündem neyse İstanbul'un gündemi de olması lazım. Peki bunun yerine ne konuşuluyor? Peki ne konuşuluyor? Araç konuşuluyor, işten atılmalar konuşuluyor, vakıflar konuşuluyor, değil mi? Doğru. Siz bugüne kadar İstanbul'la ilişkin, İstanbul'a ilişkin bir vizyon duydunuz mu? İstanbul'a ilişkin bir cümle duydunuz mu? Şimdi biz şunu mu yapacağız? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çıkacak, 25 yıllık geleneğimizle ilgili iftiraya varan şeyler söyleyecek. Biz de o ne güzel mi söyledin diyeceğiz. Cevap vermeyecek miyiz? Şimdi en baştan başlayalım. Ne dedi? AK Parti, CHP, İstanbul halkı sizden hizmet bekliyor. Evet, biz siz de onu söylüyoruz. Siz tartışıyorsunuz aranızda biz, sürekli. Biz de onu söylüyoruz. Tartışan taraf biz değiliz. Biz bize atılan iftirayla ilgili İstanbul halkını bilgilendirmek zorundayız. Açık ve aleni iftira atılıyor. Açık ve aleni. Onları tek tek soracağım. Açık ve aleni iftira atılıyor. Ne yapacağız biz İstanbul'da AK Parti'yi? Bakın biz Büyükşehir Belediye Meclis Grubu'nda İstanbul'un, İstanbulluların hukukunu korumakla mükellefiz. İstanbul'un ve İstanbulluların hukukunu korumakla mükellef olan AK Parti grubu olarak aynı zamanda 25 yıllık devam eden bir geleneğimiz var. Bu geleneğimizin de hukukunu korumakla sorumluyuz. Şöyle bir şey diyemeyiz. Aa, biz hata yaptık. Aa, bizim hatamızı gördü. Hayır, biz hata yapmadan peki, yolumuza... Peki o konuları, şu bakın, çok biz, tartışan dur, konuları hızlı hızlı hata, bir konuşalım. Biz hata yapmadan yolumuza devam etme gayreti edeceğiz. Ve siz kalkacaksınız, diyeceksiniz ki... Efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi 643 tane makama 1717 tane makam aracı tahsis etmiş diyeceksiniz. Ve bunu sergileyeceğim diyeceksiniz. Evet, o çok konuşuyor. Evet, buyurun çıkartın sergileyin. Nerede? En sonunda bulamayacaksınız. Yenikapı'da 730 tane araç sergileyeceksiniz ve diyeceksiniz ki bu araçlar hizmet fazlası araçlar. Hani makam aracıydı? Bu konuda İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un iddiası şu. Hı. Diyor ki toplamda bu 730 aracın yılda 49,5 milyon lira tasarruf yaptık. Biz bu 730 aracı çekerek. Ve bu 5 yıllık süreçte 250 milyon lirayı bulmaktır. Şimdi biz İstanbullu vatandaşız. Biz AK Parti, CHP tamam. Bilmeyiz. Bizim aynen. Cebimizden ne gidiyor, ne kadar tasarruf yapılıyor biz buna bakarız. Bu anlamıyla bu araç, 730 tane araçtan yapılan tasarruf iyi bir şey değil miydi? Elbette. Yapıldıysa çok güzel bir şey. 730 tane aracı Yenikapı'ya çıktıkları gün ne yaptılar? İSKİ'de 997 tane araç kiraladılar. İSKİ'de 997 tane araç kiraladılar. Bunun yanıtını onlar verecektir. Ben bunu sizin de, bu iddianız, yani bunu böyle anlattığınız için hakikaten merak edip sordum. Şöyle diyorlar, belki işin aslını siz de anlatırsınız. Diyorlar ki İSKİ ile yapılan bir sözleşme vardı 2017'den bu yana süren. O sözleşme bitti, onun süresini uzattık. Süre uzatırken hayır, de buyur, dövizden dolayı fiyat arttı buyur, ama burada. Siz açıklayın. Şimdi size. Şöyle bir şey. Yeni kapıya topladığınız araçlar nerenin araçları? İSKİ'nin, İKTAŞ'ın, İSTO'nun, İSFALT'ın, Büyükşehir'in. Orada sergilerken bütün kurumların araçlarını getiriyorsunuz. Değil mi? İSKİ'nin süresi bittiyse 730 tanenizde fazla araç var. Niye 997 tane araç alıyorsunuz? Yeni araç alacağınızı de, onları aktarsaydınız. Yeni araç alacağınızı onları aktaraydınız. Onları aktarsaydınız aylık 1.4 trilyon ödeyecektiniz. Yeni araç kiraladınız, aylık 3.341 trilyon ödüyorsunuz. Bizim dönemimizde israf falan olmadı. Şimdi bakın diyorsunuz. Nereden baktığınıza bağlı bu.
Şimdi şöyle bir şey var. Hizmet yapmayacaksanız bütün araçlar israftır. Değil mi? Ama eğer evde bakım yapacaksanız, eğer zabıta hizmeti yapacaksanız, eğer sağlık hizmeti yapacaksanız, eğer çöp denetimi yapacaksanız, eğer çevre denetimi yapacaksanız size araç gerekiyor. Bakın burası İstanbul. Burası büyük bir kent. Bu kentte hizmet üretecekseniz sizin israfla ilgili yapacağınız tanımlama vizyonunuzla alakalı bir şey. Peki bu araçlar koyduğunuz idari vizyon... personele verilen, yani onları eve getirip götürsün diye tırnak içinde makam aracı olan var mıydı? Lüks araç olması illa gerekmiyor. Şunlar, araçlar bunlar. Buyurun. Yenikapı'ya sergilenen araçlar bunlar. Bunlar lazımdı, gerekliydi, boşuna gönderdiler mi diyorsunuz? Bakın Kübra Hanım, çok basit bir şey. Allah aşkına, Büyükşehir Belediyesi bunlar lazım olmasa niye kiralasın? Ne yapacak kamyoneti? Bir başka... Ne yapacak? Hatta bisiklet vardı. Ne yapacak onları? Bir ve bakın daha ilginç bir şey göster hepsi. Hızlı hızlı hepsini konuşalım istiyorum. Halk merak ediyor. Bakın çünkü bir başka daha söyleyeyim size. Şunlar ilk gün dizdiler. İlk gün dizdikten sonra vatandaş tepki koyunca kamyonetler, plakaları burada. 36 Kaç tane araç 36 geri tane aracı geri çektiler. 36. Evet, geri çektiler. Çünkü Sayın Başkan'ı birisi yanılttı. Tamam. Seçimden önce dediler ki başkana 643 tane makam var, 1717 tane de makam aracı var dediler. Sonra iş gerçek ortaya çıkınca öyle olmadığı anlaşıldı. Ne öyle güzel. Olmadı. Biz de bunu öyle, bilelim. O zaman çıkıp şunu diyeceksiniz. Ben yanıltıldım. Tamam, ben yanıldım. Bir yanlış bilgi verilmiş, düzeltiyorum diyeceksiniz. Kalkıp da 25 yıllık siyasi geleneği, 25 yıllık o hizmet, İstanbul'a hizmet üretmiş bir yapıyı siz efendim itham altında bırakamazsınız. Peki soruyorum size, böyle bir itham yapacaksınız. Biz ne güzel mi diyeceğiz? Kendimizi, hukukumuzu korumayacak mıyız? Kendi hukukunu koruyamayan başkasının hukukunu hiç koruyamaz. Kendi çok hukukunu koruyamayan İstanbul'un hukukunu geçelim. Koruyamaz. Vakıflara aktarılan paralar çok tartışılıyor. Biz de merak ediyoruz. Hemen nedir bu işin aslı diye. Çünkü İBB bütçesinden çok ciddi miktarlarda çeşitli vakıflara direkt para olarak olmasa bile hizmet olarak işte protokoller kapsamında yurt inşaatları, bina kiralama, bakım onarım tadilatı, ulaşım, yeme içme gibi hizmetler aktarıldı deniyor. Öncelikle bu doğru mu? Sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bak. Burası açık ve net, biz her şeyi soruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi adayı, yani bugünkü belediye başkanı açıklama yapıyor. Diyor ki vakıflara 847 trilyon yardım yapılmış. Tamam mı? 847. Dur, daha söyleyeceğim. Bendeki rakam öyle 357 değil. 357 sen, evet, sizdeki. 357. Tamam, onu da söyleyeceğim. Doğru. İlk açıklama bu. Bunu hatta Cumhuriyet Halk Partisi su faturası gibi fatura yapıp dağıttı Kadıköy'de falan. Bakın rakamlara bakın şurada. Ne yazıyor? Sadece okul spor olan 441 trilyon. Bakar mısınız? 441 trilyon. Büyükşehir Belediyesi'nin milli eğitimin okullarına yapmış olduğu salonlar. 441 trilyon. Okullara yapılan yardım 98 trilyon. Ama Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan resmi rakam o değil. O 357 milyonluk dur, bir rakam. Dur, açıklanan açıkladım. Resmi rakam falan yok. Onu da söyleyeceğim size. Merak etmeyin. Bu. T3 Vakfı'na 41.360 trilyon burada. T3 Vakfı'na. Peki T3 Vakfı mahkemeye gidiyor. Teknoloji Vakfı. Selçuk Bayraklı bir açıkladı. Mahkemeye gidiyor. Mahkeme Büyükşehir Belediyesi'ne diyor ki siz bu vakfa ne kadar yardım ettiniz? Cevap ne? Okuyayım mı? Lütfen. Hepimiz diyor ki Bahsekonu işbirliğine ait protokol kapsamında Türkiye teknoloji takımına herhangi bir ödeme yapılmamış ve herhangi bir ödeme taahhüdünde de bulunulmamıştır. Nakit buyurun. Yardım değil de buyurun, bir takım buyurun. Destekler değil, saydığım oraya, gibi oraya yurt, bina kiralama, bakım onarım. En son bir şey daha açıkladı. 357 trilyon İstanbullulara kazandırdım dedi. Ve dedi ki 165 trilyon bir bina yapılıyordu. Bir vakfa verilecekti dedi. Durdurdum, iptal ettim dedi. Bina nerede? Hangi vakfa ne protokolü yapılmış? Çıksın açıklasın Sayın Başkan. Doğru değil diyorsun. Kesinlikle. Buradan söz hakkı duruyor. Evet. İsteriz ki açıklasın. Hangi bina?
hangi vakfa, hangi vakfa hangi protokolle verilmiş? Şimdi siyasilerin, Ekrem İmamoğlu'nun iddialarının ötesinde bir şey söyleyeceğim. Son dönemde şöyle bir algı var. Özellikle AK Parti'ye oy vermeyen seçmenin zihninde bu daha hakim. Belki onları anlatmak istersiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye yakın vakıflara, AK Parti'ye yakın isimlere çeşitli yollardan destek, direkt para olmasa bile maddi destek aktarılan bir arka bahçe haline geldi iddiası var. Şimdi söyleyelim. Bunu açık ve net soruyorum. Çok, siz de bize çok net söyleyeyim. Lütfen. Şimdi belediyelerimiz vakıflara yardım ederler. Neyine yardım ederler? Hizmet protokolü yaparlar. Zaten bu vakıflara herhangi bir şekilde nakdi yardım yapmak mümkün değil. Hukuken mümkün değil. Ve bu vakıflarla ilgili herhangi bir yardımda bulunulmaz. Bu vakıflarla ortak hizmet protokolü yapıyorsunuz. Peki bu vakıfları seçerken anlatacağım. Siyasi, ideolojik bir öncelikle seçiyor musunuz? Bu vakıfları seçerken belediyeler genelde şuna bakarlar. Ürettikleri hizmete bakarlar. Bakın Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti. Ensar Vakfı 1973 yılında kurulmuş bir vakıf. İlim Yayma 1951 yılında kurulmuş bir vakıf. Ve bu vakıf kamunun, devletin yapması gereken işleri yapıyor. Yurtlar açıyor. Öğrenci yurtları açıyor. Ama bunlarla ilgili çok kamuoyunda tartışma oldu. Öğrenci yurtları açıyor. Kamuoyunda yaratan tamamıyla spekülasyon. Tamamıyla gerçekten olmayan bir şey üzerinde bir kampanya yürütülüyor. O ayrı bir konu. Olmayan bir şey üzerinde kampanya yürütülüyor. Ve bu vakıf İstanbul vakıftan hiçbir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir kuruş nakit para almamıştır. Bu vakıflarla yapmış olan işbirliği yurdun tefrisi. Yurdun kirası bu kadar. Ve bakın bir şey daha söyleyeyim size. Bu yurtların, bu vakıfların üretmiş oldukları hizmetlerin büyükşehirle ortak protokolle yaptıkları iş yüzde kaçına tekabül ediyor biliyor musunuz? Yüzde birine bile tekabül ediyor. Büyükşehirin toplam bütçesinin. Değil. Ya. Vakıfların bütçesinin yüzde... Vakıfların bütçesinin yüzde birine dahi tekabül etmiyor. Ama totalde İBB bütçesinden ciddi bir rakam. Ben açıkça sordum. Yok gayet ne yok açık. Açıkça sorunuz. Biz de kamuoyuna aydınlatıyoruz. Diyoruz ki bu Büyükşehir Belediyesi'nin bu vakıflarla ilgili, bu yurtlarla ilgili söylemiş olduğu şey aslında kamunun yapması gereken işi yapıyor. Çünkü kanunen belediyelere yurt yapma yetkisi var mı, sorumlu verilmiş mi? Verilmiş. Büyükşehir Belediyesi kendi yapacağı yurtu o vakıflarla iş mi yapar, daha ucuza getiriyor mu? Getiriyor. Neticede bu yurtlarda kim kalıyor? Öğrenci kalıyor. Hayır, onlar seçilirken hep biraz daha siyasi perspektiften seçilmiş algısı var. Aslında onlar seçilirken tamamıyla ürettikleri hizmetlerle alakalıdır. Hamidiye Su polemiği bugünlerde sıkça dillendiriliyor. Şimdi Kültür Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Milli Saraylar ve Vakıf Bank içme suyu alımını Hamidiye Su'dan almaktan vazgeçti, kesti. Bu kurumlar daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne destek olsun diye mi alıyorduk ya şimdi kesti? Doğrusu ben bu konuda bugün birisi daha sordu bana. Ne parti çevresinde ne siyasi çevrede bir Hamidiye Su alınmasın diye ne bir cümle duydum ne bir kampanya duydum. Bir de Fransız ortaklı bir firmaya geçmişler. Hani yerli yani, ne de böyle bir irade beyanı duydum. Sizce doğru değil. Yani, anlamında evet, mı ben ne de böyle bir irade beyanı duydum. Ya Hamidiye Suyu Sultan Abdülhamit Han'dan bize emanettir ya. Doğru yani, bulmuyorum bu, yani bu zannediyorum kişisel bir tasarruftur ya da başka bir nedeni vardır. Onu da ilgililere sormak lazım. Gerçekten ayrıntısını bilmediğim bir konu. Yine sıcak konulardan bir tanesi İşten çıkarılan işçiler. Şimdi iki seçim arasında ya seçimlerden hemen önce 2500 kişi işe alındı. Bunlardan da 1244'ünü işten çıkardık diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun. Şu soru akla geliyor. Neden bu kadar 2500 kişi tam da böyle seçimle ilgili bu kadar tartışma varken yeni belediye başkanının kim olacağı belli değilken apar topar işe alındı. Bu hukuki olabilir ama etik miydi deniyor. Ne dersiniz? Önce o mu? Doğru mu ona bakalım. Şimdi şöyle bir şey var. Kübra Par hanımefendinin belki gidip de sicil kayıtlarına bakarak bu insanların ne zaman alındığını araştırma şansı imkanı olmayabilir. Halkımızın da olmayabilir. Halkımızın da olmayabilir. Biz bunları bu çerçevede sormuşuz ilgili kurumlara. Demişiz ki bu elemanların alım süreci ne zaman başladı? Ne zaman başladı biliyor musunuz? 2018 yılında. 2000,
2018 yılında. Peki o süreç ancak iki seçim arasında mı tamamlandı? Söyleyeceğim. Büyük bir bölümünün işe alım süreci 2018'de başlamış. Peki soruyorum, 18 yıl, 19 yıl çalışıp atılanlar, onlar da mı iki seçim arasında alınmıştır? 2500 kişinin alındığı İkincisi, doğru mu peki? Net sayıyı rakam bilmiyorum. Olarak. Hayır. Ya 2000'in üzerinde bizim elimizde böyle bir rakam yok. Bizim elimizde böyle bir rakam yok. Ama yani çünkü şunu sormak isterim. 2018'de başvurular başladı diyorsunuz ya. 2018'de başvuruları 2018, başlayıp 3 ayda eğer 2500 kişi alınırsa 2010, seçimden sonra da böyle bir alınma olmalıydı. 2018 yılında ilgili kurumlar şeye müracaat ediyorlar. Büyükşehir'e bize eleman lazım diye bildiriyorlar. Süreç başlıyor. Bir personelin alım süreçleri yaklaşık 70-80 gün devam ediyor. Mülakatları, çekimleri ve bunların hepsi mülakatlarla alınmışlar. Ve siz bunları alırken, atarken şunu söylüyorsunuz. Kimisine bankametrik memuru dediler, kimisine efendim hakaret ettiler, işe gelmeden maaş alanlar dediler. Bir sürü şeyler söylediler değil mi? Oysa burada 15 yıl, 20 yıl, 19 yıl çalışanlar var. Onlar da atıldılar. Efendim iki seçim arasında alınanlar muhtemelen onlar da var. Ama şöyle bir şey var. Hukuk hepimiz için geçerli olan bir şey. Bir insanın işten atılması için ne söylediler? Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Hiçbir kimsenin ekmeğine dokunulmayacak. Evet. Dedi değil mi? Namus sözü veriyorum dedi. Sayın Başkan aynı şekilde dedi ki biz kesinlikle ehliyet ve liyakata bakacağız. Hiç kimsenin işine aşına dokunmayacağız dedi. Ne oldu? Şimdi siz Allah aşkına hiç diyeceksiniz hiç kimsenin aşın işine dokunmayacağız. Bir de biz kesinlikle partizanlık yapmayacağız değil mi? Bunu çok sık söyledi başkan. Peki bu ne? Biz o kadarını okumam mümkün değil. Ben okuyayım. Anlatın. Ben okuyayım. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı bütün ilçelere yazı gönderiyor. Diyor ki, ilçelerinize yapılan iş başvurularınızı daha önceden ifade edildiği gibi İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yönlendirilmesi ancak ilçenin referansı olacağı CV'lerin dosyalarının 17 Eylül 2019 Salı günü saat 19'a kadar il sekreterliğimize gönderilmesi. Ne anlama geliyor bu? Daha açık anlatır mısınız? Siz ilçe teşkilatlarından isimleri verin biz büyükşehri yerleştireceğiz. Bu anlama geliyor. Bir de kariyer hani, İBB İstanbul'u geleceğiz. Kurduk liyakat ve şeffaflıkla alacağız diye bir açıklaması olmuştu. Şimdi Büyükşehir Belediyesi daha önce eleman alımlarını iştiraklar.org.tr'den yapıyordu. Şimdi iştiraklar.org.tr'nin adı kariyer.org.tr olmuş. Zaten kariyere, iştiraklara girdiğinizde kariyere yönlendiriyor. Kariyere girdiğinizde iştiraklara yönlendiriyor. Yeni bir uygulama değil diyorsunuz. Zaten böyle yapılıyordu. Peki bu işçilerin bakın, durumu ne olacak? Siz AK Parti olarak AK Parti referansıyla mı geldiler? Ve daha önemlisi siz onlara sahip çıkacak mısınız? Bir yandan da biz bu ekranda madem işçilerin sesi olacağız. Bakın, siz biz şöyle yapıyoruz. Hayır böyle bir taahhüdümüz olamaz. Bir defa biz orada... Bir dakika onu çıkalım. Yani bunlar AK Parti teşkilatlarından buraya sokulmuş, AK Parti teşkilatları tarafından buraya konulmuş değil. Doğal olarak bizim toplumsal bir şeyimiz. Şimdi gidin. Belirsiz bir dönemde işe almışsınız ve sonuçta mağdur olmuşlar. Cumhuriyet Halk Partisi ilçelerinde şimdi gidin insanlar CV bırakıyorlar. Binlerce insanlar CV topladılar seçim boyunca. Büyükşehir Belediyesi'nin önüne ilk bariyerler seçimde topladıkları CV'lerden dolayı kondu. Şimdi buradaki şey şu. Biz bu insanların hukukunun korunması anlamında. Biz bu insanların gerçekten geri dönmesi anlamında üzerimiz düşen sorumlulukları neyse bunların hepsini yapma gayreti içerisindeyiz. Hepsini. Şimdi, ama kalkıp da bizim aman biz sizi şuraya alacağız böyle bir ne taahhütümüz olabilir bizde de bir sorumluluğumuz olabilir. AK Parti İBB meclisindeki o gerilimli ortamı sormuştum. Muhalefet olmaya alışabildi mi? Bunca yıllık iktidardan sonra siz bir muhalefet partisi olarak İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde sizce nasıl bir performansınız şöyle, var? Tabii biz tarihi tecrübe yaşıyoruz şu anda. Yani İstanbul'da aslında çok ilginç bir durum var. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul'da 39 tane ilçe var. 39 da ilçe içerisinde 25 tanesi muhalefet. 11 tanesi sadece. 14 tanesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Aslında kombinasyon açısından, büyükşehir açısından zor bir süreç bu. 180 tanesi muhalefet meclisi, 131 tanesi mevcut yönetimle işbirliği halinde meclisi. Bu zor bir süreç. Ama nedir? Şimdi eğer siz doğruyu ve hikmeti yakalamak istiyorsanız, güzel işler yapmak istiyorsanız,
iktidarda da yapacağınız alanlar vardır, muhalefette de yapacağınız alanlar vardır. Eğer kendiniz bu konuyla ilgili bir şey ortaya koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Bakın şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde geçen projelerin hepsi bizim vasıtamızla geçmiştir. Bunu soracağım. Yapıcı projelere, İstanbul için iyi olacak hepsi projelere destek veriyor musunuz? Tabii bize bugüne kadar hiç proje gelmedi. Mecliste tartışılan proje olmadı anlamında bugüne kadar evet mecliste tartışılan hiçbir proje olmadı. Mesela ilk gelenlerden bir tanesi yasa zorunluluktu. Esenler, adı Esenler olmayan ama kamuda öyle bilinen Esenler Otogarı. Evet. Desteği biz verdik. Ve nihayet ihya edildi ve İstanbul biz verdik. Kazandı. Biz verdik. Bakın biz verdik. Başka? Şimdi geçen gün çıktı dedi ki bu toplanma alanları ile ilgili Fatih'te bir yeri toplanma alanı ilan ediyorum dedi. Meclisten geçiren buyurun biziz. Destek veriyoruz. Peki İmamoğlu sizce kadar, depreme ayrıca konuşacağız. Bize bugüne kadar Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Büyükşehir'in getirdiği gündemler ne biliyor musunuz? Borçlanma arsa satışı. Bir borçlanma talepleri olmuş. İmamoğlu ne yaptı? Peki oldu. Aradan geçen ilk 100 gün tamamlandı. Verdik. Aradan 3 ay geçti. Bir belediye başkanı gözüyle baktığınız zaman ya şu uygulamalarda iyi oldu. Biz de iyi ki destek verdik dediniz. Bu Esenler Otogarı dışında ne var? Var mı? Ben size soruyorum. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Ne var? Valla bu metrobüslerle ilgili mesela şu anda metrobüslerin halini görüyorsunuz. Bunu bir açıklama yaptılar. İki kat yolcu. Bu tür şeylere destek veriyor musunuz? Verecek Peki, misiniz? Şöyle bir şey Kübra Hanım. Metrobüsteki yolcu iki katına çıktı diyor değil mi? Hayır. İki katını taşıyacak kadar yeni metrobüsler getireceğiz diyorlar örneğin. Hayır ne oldu? Bir haftada niye oldu da metrobüsler bu hale geldi? İstanbul'a iki kat nüfus mu geldi? Ya da metrobüs yolcu iki kat arttı mı? Metro bağlantı Şimdi, yolları bakın, ile ilgisi var bakın, mı? Bakın şöyle bir şey var. Bir defa öncelikle şunu söyleyelim. Biz önce doğru olmak zorundayız. Vicdanlı olmak zorundayız. Bir belediye başkanı için 100 günde bir kanaat belirtmek, kötüydü, yanlıştı demek çok vicdani olmaz. 100 günde birçok şeyi, burası büyük bir kent. Tanımak da zorlanabilirsiniz, tanımlamakta zorlanabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Gördüğüm şey şu. Sayın Başkan, imajla, algıyla gerçeklik arasında bir çelişki yaşıyor. Her şeyden imaj ve algı üzerine hikaye üretmek istiyor. Ama gerçeklikle bu örtüşmüyor. Daha somut anlatacağım. Her şeyi bir PR malzemesi olarak görmek istiyor. Her şeyi bir iletişim aracı olarak görmesi gibi ve onun üzerinden bir şey yapmak istiyor. Ve zaten mesela araç meselesi, zaten efendim bu işçiler meselesi, baktığınızda vakıflar meselesi, bunlar bir PR aracı olarak kullanılan. Çünkü polemik konuları çok ciddi anlamda hemen reyting alabilen konular. Biz mesela burada şimdi belki Bilişim Vadisi'ni tartışsak, belki kentsel dönüşümü tartışsak aynı reytingi almayabilirsiniz. Değil mi? Sayın Başkan da bunun üzerinden giderek iş ve vizyon ortaya koymak yerine başka şeyler söylüyor. Ama İstanbul şöyle bir kent. İstanbul suni gündemlerle yönetilecek bir kent değil. Bakın İstanbul o kadar büyük bir kent ki bir ay İstanbul'u ihmal ederseniz, 3 ay ihmal ederseniz logaritmik olarak bu aritmetik olarak değil logaritmik olarak geriye basar. Hizmet açısından başarılı buluyor musunuz? Geriye basar. Hizmet olarak geriye basar. Onu söylüyorum. 100 günde bir insan hizmet açısından şu diyeceğiniz değerlendirmek bile yanlış olur. O anlamda hakkaniyetli davranmak zorundasınız. Ama gördüğüm şey şu. İstanbul'u yönetmek üzere ortaya çıkan bir vizyon yok. Bakın ehliyet liyakat diyorsunuz. Basın danışmanınız otobüs AŞ'nin yönetim kurulu başkanı oluyor. Allah aşkına basınla otobüs AŞ arasında nasıl bilgi kuruyorsunuz? Murat Ongun'u kastediyorsunuz. Kimse bilmiyor. Yarın cevap Kimse. Verir. Şunu söyleyeyim. Mesele eğer mesele İstanbul, gündem İstanbul olmuş olsaydı bugün biz bakın şu 3 aylık süre içerisinde çok farklı şeyleri kullanabilir. Eylül ayındaki meclisimizde... Peki ne yapılabilirdi de yapılmadı? Eylül ayındaki meclisimizde, söyleyeyim mi? Çok şey yapılabilirdi. Eylül ayındaki meclisimizde söyledim. Dedim ki Sayın Başkan, dikiz aynasına bakarak araç kullanan şoföre benziyorsunuz. Oysa araç önünüze bakarak kullanmanız lazım. Ne yapılabilirdi? Seçimde bir sürü vaatleri var efendim. Mesela Bursa biz geçen ay gündeme getirdik.
Burs şu anda verilmeyecek de, burs şu anda konuşulmayacak da ne zaman konuşulacak? Eylül ayı. Hani ne oldu burs? 75 bin burs evet, 75 bin burs vardı. 400 lira para verilecekti. Ne oldu? Büyükşehir'e müracaat eden çocuklara şu cevap veriliyor. Efendim, bursla ilgili çalışma devam ediyor. Hukuki zorluğumuz var. Yani ben özetle söylüyorum. Peki siz bunu bilmiyor muydunuz? Öğrencilerin bursu verilsin. Biz verilsin. El birliği bakın, yapın. Biz geçtiğimiz ay bursla ilgili soru önergesini verdik. Ne zaman vereceksiniz diye soru önergelerini verdik. Ya bu açıdan baktığımızda biz İstanbul'un lehine gelebilecek her türlü projeye, İstanbulluların lehine gelebilecek her şeyi destek vereceğimizi zaten söyledik. Ve bakın ben size şimdi... Deprem konusuna geçeceğim, o yüzden evet, hızlı geçeceğim. Şimdi şu benim kendi not tuttuğum defterim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilk toplantımızda tuttuğum notlar. 5 tane madde söylemişim. Demişim ki Sayın Başkan, biz İstanbul Büyükşehir Belediyemesi'ne şöyle davranacağız. 1. Asla negatif dil kullanmayacağız. 2. Gündem istişare ederek gündem teklifinde bulun. Bilgilendirme yapacağız. Sizi bilgilendirmeden gündem teklifinde bulunmayacağız. 3. Komisyonlarda arzu ettiğiniz öncelikli dosyalar varsa çıkmasına katkı sağlayacağız. 4. Polemik yapmayacağız. 5. Önünüzü tıkayan olmayacağız. Bunları yapabildiniz mi? Yapabilmemişsin, karşının da yapması lazım. Eklemişim. Siz de böyle yaptığınız takdirde böyle olur. Şimdi siz kalkacaksınız. Efendim 25 yıllık siyasi birikimi iftira atacaksınız. Olmayan şeyleri söyleyeceksiniz. Ne yapacağım? Biz polemik yapmak istemiyoruz. Biz bekleyelim. İstanbullular olarak AK Parti'den biz, de CHP'den de iktidardan da muhalefetten biz de sakin bir belediye meclisi icraat bekliyoruz. Biz de İstanbullular adına o belediye meclisinde onların lehine olacak, onlar gündeme getirmeseler bile biz her ay gündeme getireceğiz. Lehimiz olacak şeyler. Tabii İstanbulluların lehine olacak. Deprem konuşalım. Mesela geçtiğimiz ay şeyi geçirdik. Biz getirdik. Neyi? Üniversite, liseyi bitiriyor çocuk, bir sene üniversiteye giremiyor. Şimdi lisede okurken ne yapıyor? Paso indirimi yapıyor, alıyor değil mi? O bir yılda hiçbir şey yapamıyor. Biz geçen ay kendimiz AK Parti grubu olarak meclise getirdik, meclisten geçirdik ve o çocuklara paso indirimi yaptırdık. Biz yaptık. Biz İstanbulluların lehine olabilecek, İstanbul'un kadınına, İstanbul'un çocuğuna, İstanbul'un yaşlısına, İstanbul'un engeline, hastalığı, İstanbullu her bir bireyin İstanbul'da yaşayabilmesi için, İstanbul konforunu yaşayabilmesi için üzerimize düşen sorumluluk neyse onlar getirmeseler biz getireceğiz. İstanbul'u deprem konuşuyor fakat konu bölünsün istemiyorum. Onun için bir küçük araya gitmem lazım. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra deprem konusunda bunca yıl doğru adımlar atılabildi mi? Aktarılan kaynaklar doğru kullanıldı mı? Bundan sonra bu toplanma yerleri vesaire gibi polemikleri açık ve net soracağım. Kısa bir ara, tekrar buradayız. Olmamasının davet süreçleri, hepimiz için davet kayıt. Süreçlerinin içerisinde olmadım ama bilgim olan bölümünü söyleyebilirim. Öncelikle İstanbul'a geçmiş olsun. Çok büyük bir deprem atlattık ve çok büyük bir depremde hamdolsun. Yüreğimize kor ateş düşmeden bu depremi atlattık. Onun için hepimiz bununla teselli olup mutlu olmamız lazım. Bu bir. İkincisi, biz İstanbul'da depremi konuşmak yerine, değil mi? Şimdi deprem o kadar önemli bir doğa olayı ki her birimizin üzerinde oturup düşünmesi gereken ve şimdi bazı doğa felaketleri vardır, şey öngörebilirsiniz, ya buradan bu felaket gelebilir dersiniz değil mi? Deprem ne zaman olacağını öngöremediğiniz, ne zaman geleceğini bilemediğiniz ve geldiği zaman da Allah korusun çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kalabileceğiniz bir doğa olayı değil mi? Şimdi oturup bunu tartışmamız gerekir yerde, depremi konuşmamız gerekir yerde biz neyi konuştuk? Depremi konuşamadık. Toplantı. İstanbul'u konuşamadık. Davet yapıldı mı yapılmadı mı konuştuk. Niye? Az önce girişte bir şey söyledim ya size. Yani imaj ve algı üzerinden şimdi sizin depremle ilgili söyleyecek bir şeyiniz yoksa başka bir şeyi konuşturmak istersiniz. Peki davet meselesi nasıl oluyor? Çağırıyorlar Sayın Başkanı, geliyor değil mi? Sonra toplantı biterken Cumhurbaşkanı yardımcımız diyor ki arkadaşlar yarın sabah saat şu saatte eksiksiz bir şekilde toplanacağız diyor. Şimdi biz burada sizinle bu toplantıyı kapattıktan sonra desek ki yarın sabah saat 9'da buluşacağız. İkinci gün toplantıda Ekrem şimdi, Bey'in katılmadığı bakın, görülünce bir aransa peki, iyi olmaz mı? Genel sekreter yardımcısı orada. Genel sekreter yardımcıları orada. Madem davet yok, niye genel sekreter yardımcıları orada?
gelelim depremin evet. kendisini konuşalım. Yani onun için biz burada şimdi... İstanbul'u konuşmak yerine, depremi konuşmak yerine Sayın Başkan kendisini konuşturmayı tercih etti ve bir manipülasyon, yine bir algı yönetimiyle ilgili böyle bir gayretin içerisine girdi. Çünkü 5.8 depremde biz acı yaşamadıysak, 5.8 depremde biz bugün hamdolsun dizlerimize vurmuyorsak, yapılan çalışmaların neticesine vurmuyoruz. 5.8 büyük bir depremdir. Yakıcı gücü var mıdır yani? 5.8 biz hazırız demek. Bakın şu 5.8 büyük bir deprem, bir de çok yüzeyde olmuş bir deprem. Ve biz hamdolsun. Ama Tevfik Bey, depreme geleceğim. Dayanıklılık konusunda hazır mıyız hakikaten? Geleceğim bir dakika. İstanbul'da dediğiniz şimdi gibi bakın, ne güzel keşke bakın, dediğiniz gibi bakın, hazır şöyle, olsak. Bakın şöyle bir şey var. Hamdolsun bir acı yaşamadık, çok şükür. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bize büyük acılar yaşatmasın. Çok gerçekten ben o Van depreminde gittim, yaşadım, gördüm orada. Depremin ne anlama geldiğini ve nasıl travmalar oluştuğunu gördüm. 5 tane köyü imar ettim ben Van'da. Şimdi burada biz o gün o gün İstanbul depreminde şunu konuşacakken, ya nerede ne var, şu var derken, bir taraftan daveti konuştuk, bir taraftan toplanma alanlarının imar açıldığını konuştuk. Değil mi? Evet. Peki soruyorum size. Siz Büyükşehir Belediye Başkanı olsanız İstanbullular ne bekler sizden? Kübra Hanım şimdi çıkacak, diyecek ki ey İstanbullular müsterih olun. Devletimiz her türlü tedbiri almıştır. Elinden gelen bütün imkanlar da sizin yanınızdadır. Değil mi? Algıyı yönetmek, psikolojiyi yönetmek çok önemlidir afetlerde. Biz neyi konuştuk? İmar açılmış, toplanma alanları imar açılmış, bir de davet edildik edilmedik mi mağduriyet oynadık. Şimdi AFAD Başkanı'na da geleyim. Sormuştum, size de sorayım. Toplanma alanlarını önce hızlıca geçelim. Çünkü 470 afet toplanma alanından, yani büyük alanlardan geriye 77'si. Siz bir bize grafik hazırlamışsınız. Evet. Buyurun, bakın anlatın. Bunu hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hem Büyükşehir Belediye Başkanı doğru. çok sık tekrarlıyor. 470 taneden 77'ye düştü diyor. Büyük alanlardan. Tamam. Evet. 77'ye düştü diyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Büyükşehir'e soru önergesi olarak sormuş. Ne zaman sormuş? 2016 yıl, 2015 yılında. 2015'ten bu yana çok yıl geçti. Dur, bir dakika. Çok sormuş. Olmuştu. Sormuş. Bir soru önergesi vermiş. Soru önergesiyle beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi cevap vermiş. Diyor ki, bu söylediğiniz 77 değil, 11'dir diyor. Cevap, resmi cevap. 11. Kalan 11 anlamında. Hayır, 11 tanesinde plan tadilatı yapılmış diyor. 11 tanesi plan tadilatı, fonksiyon değişikliği yapılmıştır diyor. Onlar da şunlar diyor. Hepsini sıralamış burada. Ve bu şu fonksiyon değişikliği yapılan dediği yerde bir tane efendim AVM bilmem ne hiçbirisi yok. Ne var? Fonksiyonlar, sosyal fonksiyonlar. İşte ne bileyim, ama sağlık... Ama pek çok alan var ki. Yani işte, isimlerini vermek istemiyorum ama pek çok AVM'den bahsediyor. Hatta AFAD Başkanı'na sordum ben bunu. Geçen hafta dedi ki bu belediyenin tek elindedir, yapabilir. Hayır, söyleyeyim bir dakika. AFAD Başkanı'nın teknik bilgiden sahip olmayabilir. Bir yeri fonksiyon tanımlamak için ne yapmanız lazım? İmar tanımlaması yapmanız lazım, değil mi? Bizim plan lejantlarımızda toplanma alanı diye bir lejant var mı? Yok. Bizim imar kanunumuzda toplanma alanları bir lejant var mı? Yok. Neyi kastediyorsunuz? Söyleyeceğim. Bir alanı toplanma alanı diye sabit tutabilmeniz için orada bir plan lejantının olması lazım. Toplanma alanı nedir biliyor musunuz? Toplanma alanı şu, değişken şeylerdir. 1999'da deprem olduğunda vali demiş ki, vali bey, o günün valisi, ey belediyeler bize açık alanları bildirin. Belediyeler açık alanları bildirmişler, 470 tane. Kimin yerini bildirmişler? Benim yerimi, senin yerini, buradaki başka bir arkadaşımın yerini bildirmiş. Özel mülkleri evet, bildirmişler. Özel mülkleri bildirmiş. Siz tarlanız var, imarlı tarla, arsanız var. Paranız olmuş, gitmişsiniz, yapmışsınız. Kimle karışabilir? Çünkü toplanma yeri diye kısıtlayıcı bir imar lejantı yoktur. Peki AFAD Başkanı 130 tane barınma alanı var. Geleceğim. Biz günün sonunda çok vaktimiz daraldı. Günün sonunda şunu merak ediyoruz. Allah korusun böyle bir felaket inşallah olmaz. Ama olursa İstanbul'da hakikaten yeterli toplanma, barınma alanımız var mı? Yetecek mi bu? Bakın söylüyorum. 2864 tane şu anda toplanma alanı var. 16 milyon metrekare ve 5 milyonu alabilecek. Esas toplanma alanından daha önemlisi Kübra Hanım, barınma alanıdır.
Çünkü toplanma alanları geçici depresi alanlardır. Yani günübirlik hemen ilk ihtiyaçta gittiğiniz yerdir. Ama asıl olan barınmadır. Devlet barınma imkanı sunacak kamu binalarının %92'sini %100 devlete depreme dayanıklı hale getirmiştir İstanbul'da. AFAD Başkanı'na da söyledim. Öyle bir deprem oldu. İstanbul gerçekten Allah korusun yıkıldı. Allah korusun. Yani siz vatandaşları nasıl ikna edeceksiniz? Şuradaki okul sağlam, gel burada uyu deseniz bile. %90 bakın yani %90. İnsanlar o psikolojiyle %92'si, okullarda bu yenilenen %90, okullarda %92'si, %92'si %100 depreme dayanıklı gelmiş. 7060 tane okul var. 7060 okuldan sadece 36 tanesi problemli. Hepsi yenilenmiş. Hepsi %100 depreme dayanıklı hale. Bakın 11 milyon metrekare Atatürk Havalimanı var değil mi? 11 milyon metre. Hem barınma alanı hem toplanma alanı. Esenler'de askeri alan. Hem Esenler hem Başakşehir'de 12 milyon metrekare. Yetecek diyorsunuz. İnşallah. Karşıda Maltepe'de 10 milyon metrekare. Çok çok teşekkür ederim. Yani İstanbul'un şu anda toplanma alanı sorunu yok. Çünkü toplanma alanlar sabit şeyler değil, değişken şeylerdir. Ve özel mülklerde bunun için yerine inşaatlar yapılmış olabilir diyorsunuz. Tabii olabilir. Evet, Açık ve Net'in bu akşam için sonuna geldik. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bir başka programda görüşmek üzere.